Efendim herkese selamlar olsun, ben Seyhan Soylu. Boyun fıtığında veyahut da omuriliğinde sorunlar olanlar, işte ah benim buram çok ağrıyor, benim çok ağrıyor ama bunun formülü, artık ağrının giderileceği bir tekniğin çıkmasını duyunca hemen zaten program öncesi, önce ben esir aldım. Bilgileri biraz öğrendim. Böyle program öncesi çok muhabbet etmeyi sevmem. Ama kendimde de aynı hastalıklar nüksettiği için bunun için de hemen alanında çok başarılı bir adamı da yakalamışken Allah neler sordum. O sorduklarımı şimdi burada soracağım. Boyun fıtığında, herhangi bir şekilde bel fıtığında, omuriliğinde, kas ağrıları veyahut da bu işte skolyoz mukolyoz var ya, onlarla ilgili herhangi bir sorunları olanlar lütfen ekran başına. Şimdi size doçent doktor Taylan Temel Beyefendi, anestezi uzmanı ve geliştirilen bir teknikle neler yaptığını anlatacağım size. Çok hoşunuza gidecek eminim. Lütfen artık ağrılardan kurtulmak isteyenler ve ağrı eşiğini artık zorlayıp ben dayanamıyorum diyenler ekran başına izleyin. Hocam hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Sizi tanımak istiyorum hocam. Doktor Taylan Temel, anestezi ve reanimasyon uzmanıyım. Yaklaşık 16 yıldır algolojiyle doğrudan ilgileniyorum. Bu ne hocam? Algoloji. Algolojiyi ben biliyorum ama ne olduğunu söylersek izleyiciyi de sıkmayalım. Ağrı bilimi. Evet, ağrı bilimi. Daha önceki yıllarda sadece ağrıyı dindirmeye yönelik tedavilerle. Yani akupunktur gibi böyle kısa, hani ah ağrım gitti filan, halbuki acı eşiğini orada zorlamayla geçici bir ağrı gidermeydi evet, o. Evet, yani hani o tür yöntemler tabii ki kullanıyoruz ama işimizin çok küçük bir kısmı. Asıl burada bizim algolojide hedefimiz köken. Aynen. Kökene inmek. Hasarlı dokuyu, problemli dokuyu, işte varsa işin içinde bir fıtığı, ciddi kireçlenmeyi, bunları tedavi etmek. Sıvı kaybı olan yerlere aynen görmek. Öyle. Eklemlerde hasar varsa bunları düzeltebilmek. Yoksa sadece ağrıyı tedavi ettiğimizde biz artık biliyoruz ki hasarlı doku tedavi edilmezse ağrı çok kısa zamanda geri dönüyor. Hocam bu mikrobiyolojiyle mi oluyor? Yani kesmeyle biçmeyle falan değil mi? İnsanlar korkuyor. Yok, hayır. Bizim yaptığımız, benim branşımın yaptığı işlemlerin hiçbirisi cerrahi değil. Hepsi minimal invaziv olarak kabul edilen, yani iğneli tedaviler olarak kabul edilen tedaviler. O zaman bunlar sedasyon ne oluyor? Evet. Yani bayıltılarak anestezi olmalarına aynen gerek yok. Yarı böyle işte uykuda, derin uykuda olarak kolunuza artık uyduruyorum ben bu dediklerimi tabii doktor olmadığım için. Dolentin molentin verilerek evet, herhalde uyunluyor. Uyunduktan sonra da nerede varsa orası lazerle mi yapılıyor hocam? Çok farklı yöntemlerimiz neler var aslında. Şimdi tabii öncelikle şeyi söylemek lazım. Ameliyathanede uyguluyoruz bütün bu yöntemleri ve hepsi son derece güvenilir yöntemler. Siz Acıbadem'de yapıyorsunuz operasyonları ama başka evet, hastanelerle de anlaşmalarınız var mı? Sadece Acıbadem'le anlaşmam var. Acıbadem biraz pahalı da o açıdan söylüyorum. Sağ olsunlar, kolaylık gösteriyorlar. Öyle mi? Tabii. Çünkü çok klasmanı çok yüksek bir evet, hastane. Ondan dolayı da ekonomik durumu iyi olanların tercih ettiği bir hastane. Şimdi izleyicilerimiz, sigortalı olanlar var. Aynı rahatsızlıkları mesela çekiyorlar. O bir kısmını sigorta ödüyor zannediyorum. Maalesef sigorta ödemiyor, bu işlemlerin hiçbirini ödemiyor. Nasıl ödemez hocam? Fıtık dediğin şey. Yani hani sigortalarla yaşam kalitesini ilgili öldüren, bitiren bir şey. Hem Sosyal Güvenlik Kurumu hem diğer genel sigortalarla ilgili sıkıntı veya problem şu. Açık ameliyatla ilgili bütün ödemeleri kapalı ameliyatlarda yapmıyorlar. Ama bu tür yöntemlerde ya ödemiyorlar ya da çok yüzey bir miktar geri ödeme yapıyorlar. Ben şöyle duymuştum hocam. Kapalı ameliyatlarda %20, %30'a kadar ödemeler yapılıyor. Yok, tamamını ödüyor. Açık ameliyatlarda tamamını ödüyorlar. Tamamını değil. Şey açısından kapalı söylüyorum. Kapalı da çok değişiyor ama SGK bu burada hiçbir yerde yani. Zorlama mı yapıyor? Evet. Yapmayın evet, SGK kalıcılar. Yani hepinizde var artık fıtık. Maalesef bu şu teknoloji bizi, kafamızı böyle yapmaktan vallahi hepimiz gitti yani. Ben evet, şey yapacağım. Bir tane buradan diyorum, bir direk alayım hocam. Şöyle yapayım, dengeyi sağlayayım kullanırken. Tabii o da çok önemli bir şey. Nokta. Teknoloji bizi fıtıklara mı boğdu? Evet, maalesef. Şimdi insan vücudu her şeyden önce çok uzun süreyle iki ayak üzerinde durmaya uygun değil.
bizim değişik bir anatomimiz var. Yani doğadaki hiçbir canlıya veya hiçbir türe çok ait gibi durmuyoruz. Hı hı. O yüzden fıtık yaşıyoruz. Yani hani tabii ki dört ayakla yürüyen canlılarda da mutlaka fıtıklar oluyor baktığımız zaman ama onlar özellikle yaşlılıklarında bu problemle karşılaşıyorlar. Kedilerde, köpeklerde, atlarda da olabiliyor ama çok düşük bir oranda. Ama insanlarda neredeyse sokakta dolaşan insanların %80'inde fıtık var. Birinci soru bu. MR'la mı tespit ediliyor fıtık? Yani taramayla mı? Evet, yani hani onun kesin tanısı MR'la konuyor ama orada şunu yapmak lazım. Şimdi her belim ağrıyor diyen bir defa fıtık değil. Değil. Kas sıkışması olabilir. Evet, kas problemi olabiliyor, bağ problemi olabiliyor, gelip geçici problemler olabiliyor. Ha, şunu da çok iyi bilmek lazım. Fıtık problemi olanların da %80'i, %90'ı 2 haftalık bir ilaç ve dinlenme sonucunda rahatlıyorlar. Eriyebiliyor. Çünkü fıtık dediğimiz şey bir nevi silikon gibi. O dışarı pıtlayan evet. Sıvıların orada donması gibi. Evet. Hani çiçeklerin, çiçeklerde var diye tortunun evet. Alınması gibi değil mi hocam? Aynen öyle. Yani orada... Yani kalıcı hasar yapıp o balon gibi eğer şişmediyse, kasmadıysa evet. O küçükse eritilerek, yumuşatılarak o... Kullanılan ilaçlarla veya akupunktur tedavilerini orası yumuşuyor ve çık yaptığında araya kaçıyor, geri yılanın başı gibi çak diye geriye kaçabiliyor. Vücut gibi onu, mi? Vücut onu eritebiliyor. Veya vücut onu sınırlayabiliyor. Allah nasıl bir anatomi yaratmış bize kurban oldu. Valla çok başarılı insan vücudu o anlamda. Kendi kendini tedavi etme anlamında çok başarılı. Yani kliniğin kapısından girip benim bel ağrım var, benim boyun ağrım var diyen hastalara eğer çok kısa vadeyse yani 2 haftalık bir süreçte, 1 aylık bir süreçte ve hiç tedavi almadıysa sadece ilaç tedavisi verip dinlenmeye gönderiyoruz. Çünkü biliyoruz ki bu hastaların %80'i hatta %90'ı 2 hafta sonra %50 ve üzerinde bir iyileşme sağlıyorlar. Vücudumuz bunu iyileştiriyor. Bazen şunu da görüyoruz. Bir problem yaşamayan hasta sırf merakından gidip MR çektiriyor. Bakıyorsunuz MR'a kocaman fıtığı var adamın veya işte ağır kireçlenmesi var ama adamı muayene ediyorsunuz, soruyorsunuz, hikayesini alıyorsunuz. Adamın bir şikayeti yok. Fıtığıyla ilgili bir problemi yok. Şundan da olabiliyor hocam, ben çok inceledim kendimde olduğu için bu rahatsızlık. Bazı insanların acı işi müthiş. Acı hissetmiyor. Mesela hani uyku problemi olanlar evet. Var. Benim mesela bir arkadaşım, ben de çok fazla uyumam. 3-4 saat günlük yeter bana da uyku. Ama benim bir arkadaşım var, herhalde bir 10 senedir falan günde 1 saat bile uyumuyor. Onun gibi bir şey yani. Gibi, uyku arayışı evet. Yok. Onda da ağrı eşiği çok yüksek olduğundan o ağrıyı hissetmiyordur ama şu an diyelim ki 40 yaşında, 60 yaşında olunca kitlenebilir. Evet, kitlenebilir. Skolyoz oluşabilir. Her şey yamılabilir. Olabilir. Kireçlenmeler tabii, olabilir. Tabii omurilik ters dönebilir. Yani sağa sola kayabilir. Evet. Bir yani, de hani bu omuriliğin böyle bir S şeklinde bir tabii. Yapısı vardır. O yapı bozulabilir. Omurga düzleşmeleri olabilir. Terse angülasyon dediğimiz terse açılanmalar tabii. Olabilir. Ama şimdi vücudumuz mükemmel bir yapı. Mükemmel bir organizma. Fıtığı kendisi tedavi edebiliyor. Fıtığın görüntüdeki varlığı bizim için her zaman bir şey ifade etmez. Eğer hasta bu işten ciddi anlamda sıkıntı duymuyorsa bizim görüntüde MR'da gördüğümüz fıtığa hiçbir zaman dokunmayız. Dokunmama taraftarıyım zaten. Çünkü vücut o fıtığı veya kireçlenmeyi o hale getirmek, eritecekse niye alayım onu? Eritmese bile orada varlığını üstünü kapatarak devam ediyor. Bir kireçlenme aslında bir iyileşme reaksiyonu. Fıtık dışarıya çıkar, vücut onu eğer eritemiyorsa üzerini kireçlenmeyle kapatır. Kireçlenmeyle toprak altı yapıyor. Aynen öyle. Üzerine gene kanı getirip gübreliyor. Aynen öyle. Yani hani o şekilde hayatına devam ediyor. Şimdi görselde, görüntüde, MR'da bunu görüp aa fıtık var, dur biz bunu buradan çıkaralım dersek vücudun yaptığı belki de 10 yılda, 20 yılda yaptığı şeyi çöpe atıyoruz. Şimdi şunun için yaptım bunları. Ben böyle günde 3-5 kere böyle çık yapıyorum, kilitliyor. Şimdi bu manuel terapi yapanlar var biliyorsunuz. Hı hı, evet. Trak, trak, trak. Onda başarılı birkaç kişiyi böyle izliyorum. Arada sırada da yaptırıyorum böyle yılda 1-2 sefer. O
Yararlı da ama cahil birini yaptırırsanız zararlı. Sakat da kaldınız, gitti, kalça kemiği, mal çekemiği gitti hepsi. Aynen öyle. Peki, bunun yararı ne, zararı ne hocam? Bunun yararı eğer problemin içinde bu tarz boyun ağrılarında, sırt ve bel ağrılarında bağ doku ve kaslar çok ön plandaysa ağrı kaynağı olarak manuel terapi yapıldığı zaman işte o söylediğimiz o kütletmeler yapıldığı zaman hemen rahatlatıyor. Evet. Bu çok faydalı. Ama mesela... Orada şey gibi mi hocam bu? Balonun patlaması gibi. Aynen mi? Öyle. Yani biz orada sertleşmiş ve orayı korumaya çalışan kasları... Hava basıncı gibi. Gibi. Hani böyle pssst yapar ya, oh rahatlar böyle. Aynen mesela. Oradaki basıncı boşaltıyor. Yani bir nevi osuruk gibi. Yani. Geğirme gibi. Tabii tabii. Yani oradaki basıncı boşaltınca o bölge rahatlıyor, kan akışı artıyor. Ama şunu da gördüm yani. Yakın bir arkadaşım, hastanede yatıyorum, fıtık ağrım var, çabuk gel diye telefon etti. Yeni MR çekildi. Fıtık, evet, sinire basıyor. Müdahale planlayalım, şöyle yapalım, böyle yapalım derken manuel terapi uygulandı. Gözümün önünde arkadaşımın bacağı hani normal yürürken tak diye düştü. Felç oldu. Acil ameliyatı aldık. Sonra kurtuldu o bacak. İyileşti kurtuldu ama. Kurtuldu ama diyor. Ben o herif parçalarım hocam. 8 ay 1 sene kadar sürdü. Burada şey çok önemli. Hocam ayağım kırıldı benim. Mermiden dolayı. Kırılma da değil. Silahımı tümserken ayağıma geldi mermi. Ayağıma çiviler soktular böyle çak çak diye. Ben 3 ay boyunca yürüyemedim diye. Bu ayağım balon gibi falan oldu. Evet. 6 ay masajlar, fizik tedavileri, acayip bir şey o yatmak. Hele benim gibi böyle hiperaktif birine. O arkadaşınız Allah yardım etmiş. 8 yaşadığım ay, için biliyorum. 8 ay 1 sene kadar ve ben hani onun ameliyatına da bir de kolumu kırdım. Uçaktan düştüm. Aa. Evet, uçaktan da nasıl düştüm. Yanımda, partiyi söylemeyeyim, bir partinin genel başkanı. Tamam. Ama zıt bana, ideolojik anlamda zıt biri. Adam da yanıma düştü. Business class'ta oturuyor, yanıma düştü adam. Adam nasıl bakıyor bana? Şeytanı görmüş gibi bakıyor. Ben ben de adamı deccal gibi görüyorum yani. O arada uçağın kapısı açıldı. Uçak hani duruyor. Durduktan sonra şey geliyor ya, o arada hani yanaşmada kapı evet. Açılıyor. Şey bir yerde, küçük bir havaalanıydı. Orada şeyle geliyor, araba değil de çekiyorlar ya. Ben bir adım attım, aşağı düştüm. Aa, millete diyorum ki uçaktan düştüm diyorum. Millet uçak kazası zannediyor. Salaklık kazası bu. Estağfurullah. Ve kolumu kırdım. 4 ay bu kolum böyleydi. Bir de elim böyle kaldı mı? Kalır. Şu an şu hale getirdim. Bu kadar oluyor. Bak ama bu kadar. Geliyor. Yani %15 falan kayıp var, görebiliyorum. Çok net yani, o çok net. Şu, bu kadar oluyor. Ama bu kadar olması bile çok büyük başarı. Buradaki kemik komple gitti. Elim böyle sallanıyor, et parçası. Şöyle tuttum elimi. Hani burası değil, komple kırıldı. İki kemik de kırılmış. İki kemik de kırıldı, düştü. Kol düştü. Düşer. Ah dedim ben, ne oluyoruz dedim. Ah gittim. Hemen. Buraya bir tane tahta koydum. Benim de acı eşiğim yüksektir. Buraya bir tane tahta koydum. Hani oradan kopup da... Delmesin dışarı, damarlar fırlamasın diye şöyle... Gittim ama bir acı. Kulağımın arkası bile zonkluyor. Kemik kırığı en zor ağrılardan bir tanesidir. Yani Balıklıurum'da Savaş diye bir arkadaşım var. Ortopedi, o da doçent. Öpüyorum. Allah ondan razı olsun. Çık çık. Bana dedi ki küçük bir kayıpla halledersin sen dedi. Halledersin sen dedi ama ben değil. Ben o milleti yapar. Sen azmeder, başarırsın demeye getirdi. Hakikaten öyle ben şey yaptım. Gerçekten 10-15 derecelik bir kayıp o böyle bir kaza için neredeyse hiçbir burada şey. Burada bunu yapabiliyorum hocam. Burada bu kadar. Neredeyse hiçbir şey yani bu tabii kadar büyük. Canım. Yani büyük elini kullanamayanlar varmış tabii, daha hocam. Tabii. Yani bir de ben böyle çekiyorum, yıkıyorum, bir şeyler yapıyorum. Böyle şey çalıştım. Egzersizleri falan toplar moplar çalıştım da yırttım yoksa sakat kalabilirdim. Peki boyunda sakat kalınıyor mu hocam bu fıtıklarda? Eğer geç kalınırsa kalınıyor tabii. Yani fıtık sonucu itibariyle %80-%90 oranında vücudun kendi başa çıkabildiği bir durum. Ama geriye kalan %10
algolojiyi, beyin cerrahisini, omurga cerrahisini, ortopediyi ve fizik tedaviyi aynı bütün anda ülkede meşgul edebilecek kadar çok hasta demek. Yani düşünsenize, 40 yaşın üstündeki insanların %80'inde fıtık var. Ve bu %80'in %90'ı da sessiz, nörolojik bir şeye etkiliyor mu? Etkiler tabii. Yani boyunda İri bir fıtık çok uzun süre tedavisiz kalırsa 6 ay, 1 sene, 2 sene mutlaka kireçlenmeye sebep olur. Kireçlendiği zaman da boyun ağrısı, baş ağrısı, özellikle çok tipiktir servikojenik baş ağrısı denen kireçlenmeye bağlı ağrı boyundan başlar. Ense kökünden bazen tek taraflı, bazen iki taraflı, sağ sol çok İnşallah ayırt etmez. Bende öyle bir şey yoktu. Ne yapıyorum biliyor musun hocam? Bazen başım çatlıyor buradaki fıtıktan dolayı. Burayı masaj yaptırıyorum. Bir de buradan çık yapıyorum, kafamı kilitletiyorum. Peki göze doğru geliyor mu ağrılarınız? Geliyor bazen hocam. Göze böyle, migren gibi. Evet, migrenle çok karıştırılır. Özellikle göze böyle bıçak sokulur diye tarif ediyor bazen hastalarımız. Bazen hiçbir şey okuyamıyorum hocam. Ama şunu söyleyeyim ben size, yani migren gibi düşünülen veya migren olarak tedavi edilen bu tarz ağrıların çok büyük bir çoğunluğu bu tarz kronik boyun ağrılarından geliyor. Baş dönmesi yapar, kulak çınlaması yapar. Fibromiyalji bunu tetikler. Hı-hı. Bir de üstüne üstlük fibromiyalji varsa hastada, zaten fibromiyalji biliyorsunuz kürek kemiklerini, sırtı tutar en çok. Boyunda yani kireçlenme de toplumda varsa, yel olarak bilinen. Evet, evet. Bunların ikisi birbiriyle üst üste binerse zaten hasta ne yapacağını bilemez. Ama bu tarz hastalara da maalesef hani etkili tedaviler, yeterli tedaviler uygulanmıyor. Çünkü az önce söylediğim gibi çoklu, multidisipliner yaklaşılması gereken hastalar bunlar. Beyin cerrahisi, ortopedi, omurga cerrahisi, fizik tedavi, psikoloji, psikiyatri ve algoloji. Çünkü kronik ağrı hastası maalesef depresyona meyillidir. Depresyonda değilse bile depresyona hocam, meyillidir. Hocam benim bir de kıçımın yanı ağrıyor. Estağfurullah. Neresi ağrıyor? Siyatik bölümü. Noktaları biliyorum ben. Yani anatomiyi çok inceledim. Tabii insan sağlığı olunuyor diye bu kadar rahat konuşuyorum. Lütfen siz de çok özür dilerim. Rica hekimsiniz ederim. Diye anlatıyorum. Tabii ki. Kıçımın yanı neden ağrır diye inceledim ben. Tabii ki siyatik noktaları ve nasıl ayakta mesela o hani Çinliler yapıyor ya manuel terapide şu baş parmağı şurayı vesaire. Ben onları da inceledim. Evet. Hakikaten onların şey gibi, kukla gibi. Kuklada mesela eli çekersiniz ya yukarıdan. O el kalkar böyle yukarıdan, evet, aşağıda. İnsan anatomisi aynı öyle. Ve mesela baş parmağından mesela yaptığınızı uyduruyorum bu dediğimi, böbreğe mesela. O böbreğin, böbreğiniz gerçekten hissediyorsunuz. Oradaki yanma, ekşime, midede bir sorun varsa gastrit vesaire, ülser vesaire. Bunların hepsini hissedebiliyorsunuz. Ama popoyla yapılan masaj noktaları bilerken, orada 7 nokta var. 7 noktaya doğru basıncı yaparsanız bütün vücuttaki ağrı, fibrolarınız yok oluyor. Evet, ortadan kalkıyor. Bunu bana Singapurlu bir hoca öğretti bana. Ne hocası bu da? Anatomi hocası. Anatomi ile ilgili inanılmaz bilgisi var. Bir hanımefendiydi. Anlattı bana. Türkiye'de yaşıyor. Eşi de bir Türk, eşi de hekim. Dedi ki, size hanım dedi, şey yapın dedi. Popo masajı yapalım size dedi. Allah Allah dedim, karı dedim, lezbiyen midir nedir dedim, durup dururken niye yaptırayım dedim. Masaj yapılırken böyle hafif yaparlar ama o kadar yani bilinçli noktalara hiç yaptırmadım. Kadın bana popoma 7 noktaya bir masaj yaptı ve akupunktur yaptı oraya. Ağrım minimum 15-20 gün hiçbir yerim ağrımadı. Ben dedim ki hay Allah'ım yarabbim, orası et parçası. Yani kas dokuları vesaireleri bilmem neleri dedim. Hani yapınca insan rahatlar ya, bacağınızın burasına, baldırınıza da yapsanız olur. Uyduruyorum buraya da, avuç içine de dokunsanız insan rahatlıyor. Çünkü kan basıncı geliyor oraya. Bir rahatlama, o basınçtan dolayı bir böyle ferahlama oluyor insanın vücudunda. Ama popo bambaşka bir şey. Ayaktan, baştan, elden daha etkin olduğunu gördüm. Kadın bana onu öğretti. Orada şunu söyleyebilirim. Şimdi akupunktur bir sanat. Tabii. Ama çok eski bir sanat. Yani
en eski yazılı kaynaklar. 700-800 yıllık şey var. Çin'de 2500 yıllık yazılı kaynaklar var ama şimdi son yıllarda özellikle yanlış hatırlamıyorsam 2000'li yılların başında bir şey bulundu. Avrupa'da İsviçre dağlarında bir ceset bulundu. 5000 yıl öncesinde 4800 ya da 5200 yıl öncesinde tarihlenen bir mumyalanmış ceset bulundu. O ceset üzerinde dünya tarihinde görülmüş en eski akupunktur şeyleri tespit edildi. Hayır, akupunktur dövmeleri tespit edildi. Cesedin yani mumyanın vakti zamanında mide problemi yaşadığı, üzerindeki dövmelerin bulunduğu noktaların da akupunkturda mide meridyenine denk gelen noktalar olduğu ortaya çıktı. Bu da akupunkturu Çinlilerden alıp çok daha geçmişe götürdü. Şimdi akupunkturda kullanılan yöntemler çok etkili yöntemler. Ya Çin'de yöntemler. De değilmiş. Baksanıza tabii Orta yani, Orta Avrupa'da, İsviçre. Aslında bu yöntemlerin çok büyük bir kısmında ciddi Türk izleri var. Eski Türk kavimlerinin izleri var. Onu da araştırdım hocam. Yani ama niye Çinliler çöreklenmişler akupunkturun üstüne? Çünkü aslında yazıya geçirmişler. Tabii. Akupunkturu şu anda dünyada da Çin'le değil Ulan Batur'da yani Moğolistan'da biliyorsunuz Moğollar bizim soylarımızdan ve işte o Kırgızistan, Tataristan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan, Azerbaycan bu bölgede o Tuva'ya giden yolda biz Türklerden oldu. Her şeyi de Türklere bağlıyoruz ama kusura bakmayın da güzel bir ırk olduğumuzu düşünüyorum. Beni de biliyorlar insanlar böyle milliyetçi tavrımı ya. Her şeyi bir Türk'e bağlıyorum ben. İyisini bağlıyorum, kötüsünü de bizden atıyorum. Kötü Yunan'ın olsun. Yani böyle düşünüyorum ben. Bu İpek yolunda da keşişler, o tarihteki keşişler doktor olarak zaten o akupunktur, o bitkisel tedavilerle insanları tedaviler ediyorlarmış o tarihte. Kesinlikle. Ve o süreci de ben okudum. İzliyorum ben böyle. Boş zamanlarımda YouTube'dan açıyorum. Ulan bu ne olmuş? Akupunkturun tarihçesi ne? Şunu ne? Şeyi hatırladım hocam. Mumyayı hatırladım. Evet. Yani o çok büyük bir gelişme. Çok büyük bir tarihi değiştirmesi açısından tıp tarihini veya en azından akupunktur tarihini değiştirmesi, güncellemesi açısından çok önemli. Biz uyguladığımız tedavilerde tarafında hiç olmadım ben. Şimdi artık insanlar veya meslektaşlarımız diyelim çok böyle rigidler. Ya ortodoks batı tıbbı çünkü her şey medikal, her ortodoks şey ilaç. Ortodoks derken Bizans'ı kastederek hareket ediyor, Roma'yı kastederek hareket ediyor. Onlar gerçi Katolik Romalılar ama. Aslında ortodoksla şeyi kastediyorum yani günümüzdeki modern tıp diye nitelendirilen Amerika'nın, Anglo-Sakson, Amerika'nın İngilizlerin bu işin lokomotifi olan parçasını kastediyorum. Geleneksel tıp derken de işte Doğu tıplarını. Aslında alternatif tıp diye bir şey yok. Yani hayır, diyorlar ya şimdi alternatif tıp diye. Çok yanlış bir tanımlama. Orada şunu söylemek lazım. Alternatif olmaz ki hocam ya. Tıp tıptır. Tıbbın alternatifi yani olmaz. Yani birisi bitkiyle çalışıyor. Neydi? Farmatoloji. Evet. Birisi farmatolojiyle çalışıyor, biri de kimyasalla çalışıyor. Aynen öyle. Yani şey gibi düşünün, boyayı düşünün veya resimden örnek verelim. Kara kalem çalışan birine, yağlı boya çalışan biri. İkisi de ressam yani. Kara kalem çalışan birinin yağlı boyayı reddetmesi İmkansız. Mümkün mü? Zaten yağlı boya yapan da kara kalemi mümkün. Ama yani. İşte mevcut durumda öyle bir bölünmüşlük var ki kimse ufkunu biraz geniş tutmuyor. Bir tarafta çalışan öbür tarafı komple reddediyor. Öbür tarafta çalışan bu tarafı komple reddediyor. Soytarı gibi görüyorlar biliyor musun? Evet, bazen yani şarlatan mesela, gibi görüyorlar. Evet. Ama bence çok yanlış. Ben İsviçre'de hocam, Cenevre'de yani. Ben İsviçre'de yaşadım bu arada 8 ay. Meyr'de yaşadım. Zürih'e çok yakın, 50-60 kilometre. Çok cici bir evde yaşadım. Orada 8 ay. Bir şirketin genel koordinatörüyken işte haftada 2 gün İsviçre'de kalıyordum.
iki gün Türkiye'ye geliyordum. Türkiye'den evrakları alıyordum. Banka transferlerini yapıp oradan İsviçre'ye geçiyordum. Oradan da patronumun anlaşmış olduğu mesela Arjantin, Buenos Aires mesela orada gemileri kapıyorduk. Buğday, tahıl vesaire getiriyordum o tarihte. Böyle bir buçuk yıllık böyle bir maceram oldu. Dünyanın her yerini gezme şansım da oldu. Şimdi bu sürecin içerisinde çok seyahat eden, hani çok okuyan mı, çok seyahat eden mi? Ben hem çok okurum hem çok seyahat ederim. Onun için alternatif tıpla ilgili de yerinde çok şeyleri de araştırdım. Yani neler yapılabilir vesaire. Ben bir konferansa katıldım İsviçre'de. O İsviçre'de katıldığım konferansta bir kere fazla değil 2030-2040'larda alternatif tıpla, alternatif dediğimiz tıpla, yani bitkisel anlamdaki tıpla, işte bu akupunturlar vesaireler, modern tıpla, öyle diyelim biz, kimseyi de incitmeyelim, modern tıpla geçmişteki tıbbı mix yaparak artık öyle bir yaşam ünitesi kuracaklar insanlar. Şimdi... Ve insanlar işte bir taraftan bitkilerle beslenerek hareket edecekler, o süreci uzatacaklar. Ameliyat ve operasyonlarda modern tıp kullanılacak. O konuda çok haklısınız. Yani hiçbir zaman kapalı fikirli olmamak gerekir. Cihaz gördüm. Orada 2030'da çıkıyor. Cihazın içerisinde kalbinizi devamlı neticesini alıyorsunuz. Tansiyonunuzu alıyorsunuz. Ve orada mesela kan değerlerinizi damlatıyorsunuz. Şeker meker değil yalnızca. Bütün orada ne eksik varsa hangi bitkiden onu alabileceğinizin programını gösteriyor. Hani Kaptan Kirk vardı ya. Evet. Kaptan Kirk filan. Aynı onun gibi bir cihaz çıkıyor 2030'da. Aslında şu an kolunuzda taşıdığınız akıllı saatleriniz artık kısmi, o işleri yapabilecek yavaş yavaş gidiyor kapasiteye sahip. Ama insan vücudundan bu verileri nasıl alabiliriz onun peşinde koşuyorlar. Yani hiçbir zaman kapalı olmamak lazım. Bazı şeylerin tedavisi kesindir. Mesela klinikten içeri hasta geldi, fıtığı parçalanmış, çok ağrısı var. Dokunmamak lazım. Tabii. Git ameliyatını ol. O ameliyata size katılıyor musunuz hocam? Artık sizden katılmıyorum. Eskiden katılıyordum. İşin anestezi kısmını da yürütmeye çalışırken ama artık katılmıyorum. Benim uyguladığım yöntemler kapalı ameliyatlar olarak nitelendirilebilir. Hem bel fıtığında hem boyun fıtığında hastayı sedasyon altında iğneyle girip o iğnenin içinden neyin geçtiği hastaya bağlı. Yani lazerle mi bu işi yapacağız, radyo frekansla mı bu işi yapacağız, yoksa eriteceğiz mi ilaçla? Eritecek miyiz? Atıyorum ozonla bir şey eriteceğiz. Ozonda var mısın muayenehanede? Tabii var. Ay hocam geleyim size. Ne zaman şu ozonu denemedim biliyor musun? O kadar çok arkadaşım var ki. Televizyonumuzda dahi herhalde bir 35-40 tane doktorumuz program yapıyor. Ve geçmişte de yönetmiş olduğum televizyonlardan falan çok arkadaş biriktirdim. İyi ilişkiler kurarım ben. Hepsi de beni çağırır ozon ama benim Bahçeşehir'de oturduğumdan dolayı gitmeye vakit yok vesaire. Siz Bahçeşehir'desin muhakkak geleceğim size ozona. Mutlaka bekliyorum. Bir de PRP falan da yapıyorsunuzdur siz. PRP ben çok işin şey kısmına girmiyorum o estetik kısmına. Mezoterapi çok falan. Girmiyorum. Yok onları çok yapmıyorum. Ama, hani, yapıyorsunuz normalde. Şöyle işin ağrıyı ilgilendiren, akut ya da kronik ağrıyı ilgilendiren hocam, siz şeyde çok başarılı olursunuz biliyor musunuz? Bu kadar anesteziyi bilen, anatomiyi bilen, yani geçmiş tıbbı bilen kişilerin medikalde de çok başarılı olursunuz. İyi botoksçu olursunuz siz. Teşekkür ederim. Gerçekten söylüyorum. Orada bak, böyle... Mesela osteopati de öyle. Benim kesinlikle arkadaşıma İbrahim May da benim çok iyi dostumdur. Canım benim, seni de çok seviyorum İbrahim'cim. Mesela onlar biliyorsunuz 6 yıl artı 2 yıl daha osteopati çok problemli. Evet, 8 çok, yıl falan okuyorlar. Çok. Ve çok iyi can dostum. Eşi de profesör. Mesela o arada sırada ona giderim. Bakırköy'de yeri. Saplar bana bir şeyler böyle. Ay bir rahatlarım falan ama. Ona da bana diyor ki niye gelmiyorsun diyor. Hoca yani imkansız gitmek. Vaktim yok. Burası ama İstanbul. Size kesin geleceğim. Osteopati ile bağlantınız var mı sizin? Osteopati ile bağlantım yok. Nedeni şu. Anatomi anlamında onlar da çok başarılı bu konuda. Kesinlikle başarılı. Çünkü akupunktur içinde vesaire içinde hepsi içinde. Onlar da mesela medikalde çok başarılı olur. Kesinlikle yani, olurlar.
estetik cerrahtan daha başarılı olursunuz siz. Neden? Ben çok araştırdım bu konuyu. Çünkü anatomiyi ve kas yapılarını bildiğinizden nerelerinin daha fazla şişeceğini biliyorsunuz. O kesinlikle öyle. Yani işin, ozana kesin geliyorum. İşin, ozon yaptırıyorum size. Ben mutlaka bekliyorum. Mezoterapide arada sırada mı yapıyorsunuz? Ben yapmıyorum ama yapan arkadaşım var. Mutlaka onu da şey yaparız, organize ederiz. Orada şunu fark ettim ben. Şimdi her şeyi yapayım telaşındaydım bundan 10 sene önce. Her şeye dokunayım, her şeyi yapayım telaşındaydım. Şimdi ama tek bir branşa mı yöneldiniz? Fark ettim ki şimdi osteopati dediğiniz işte uzmanlaşmak için en az bir 5 yıl gerekiyor. Akupunktur, hani her şeyi yapıyorum, akupunkturda yapıyorum. O iş öyle değil. Yani her şeyin uzmanıyım, akupunkturunda uzmanıyım. Olmaz. Ben diyemem çünkü akupunktur başlı başına bir bilim ve sanat. Tabii. Sadece bilim değil. Bilim ve sanat ve bu işi hakkıyla yapabilmek, akupunkturla hasta tedavi ettiğini söyleyebilmek için en az bir 5 yıl bu işe ciddi kafa yormak gerekiyor. Mezoterapi için aynı şey geçerli. Yani bütün bu branşlar için bu işte uzmanlaşmak gerekiyor. Benim hedefim ve ilgi alanım, uzmanlığım ağrı olduğu için, algoloji olduğu için ben bunlarda algolojiye özel bir şey varsa bunu öğreniyorum veya bunu alıyorum veya bunu kullanıyorum. Ağrıyı rahatlatmak ve vücudun o bölgesini iyileştirmek için neler yapmak gerekiyor? Ha, mezoterapi çok etkili olursa bazı ağrılı yöntemlerde evet bunu mezoterapiyi bunu iyileştirmek için kullanıyorum. Ozonu özellikle genel vücut sağlığını ve ağrılı bölgeleri, ağrılı dokuları iyileştirmek için kullanıyorum. Fıtık tedavisinde ozonu kullanıyorum ama fıtık tedavisinde de algoloji kısmına ozonu entegre ediyorum. Alıyorum hastayı ameliyathaneye, iğneyle fıtığın içine giriyorum. Eğer ihtiyacı varsa o fıtığı lazerle eritip küçültüyoruz içeride. O eriyen parçayı buharlaştırıp dışarıya alıyoruz. Onun yerine iyileşmeyi başlatmak buharlaştırıp için ozonu derken iğneyi soktunuz. O iğnenin içerisinden yumuşak doku halinde çekiyorsun. İlik çeker gibi değil mi hocam? Gibi. Doğru anla. Yani şöyle, öyle anla. Normalde o doku pipet gibi hocam. Çekerek ama onu o hale getirmek için onu önce eritmek gerekiyor. Tabii onu söylüyorum. Normalde sıvı mesela hani bir yerde bir atıyorum. Lağım çekeceğiz ya orada evet. Bir su birikintisi olur. Onu önce lağımı temizleriz. O pssst diye onu da çekebiliyoruz. Ama burada da kuruyor. Disk deyince veya fıtık deyince aklınıza çok sıvı bir şey gelmez. Yok gelmez. O çok sert böyle tabii, araba tabii. Lastiği kıvamında tabii, bazen tabii. Sertleşmiş bir yapıdır. Silikon yapı gibi hocam. Aynen öyle. Sertleşmiş silikon hatta birçok durumda. Çünkü normalde evet yumuşaktır ama o hasar siz görünce... Siz onu önce bali haline getiriyorsunuz. Doğru mu anlıyorum? Aynen öyle. Sonra onu çekiyoruz. Bali'den sonra siz onu yumuşak bir göz tabakasındaki o sıvı gibi yumuşak hale getiriyorsunuz. Hatta lapa buharlaştırıyoruz. Gibi, lapa gibi ondan sonra çekiyorsunuz. Hatta buharlaştırıyoruz ve onu gaz olarak alıyoruz. Yani sıvı psst olarak almıyoruz, gaz olarak alıyoruz. Bu da bize şu şansı sağlıyor. Çok sertleşmiş ve basıncı artmış. Lahitlerde de öyle ya hocam. Evet. Lahitlerde biliyorsunuz insanlar lahit toplayıcıları onların içindeki mücevherleri değil. Onun içindeki gazı çekiyorlar. Evet. O gaz zaten o asit insan yaşamını ayakta öldürüyor. Tutuyor. İşte Putin'in evet. Yapmış olduğu ve Putin'in ortağının da yapmış olduğu bu kadar hastalıklara, dirençlere o lahit gazını çekiyorlar. Hani kırmızı civa hikayesi filan onlar hikaye. En önemli şey insanın vücudundaki o hani diyorlar ya ruh bedenden çıkmayınca o ruhun bırakmış olduğu asit. Çinliler ben ona çok isterdim. Uzak doğulular çiğ diyorlar ona. Lahit koklamak isterdim. Çok param olsa lahit alacağım, koklayacağım. Hocam çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür söylemek ederim. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Aynı zamanda kireçlenmede. Kireçlenme. Tabii fıtığın sebep olduğu omurga kireçlenmelerinin tamamını hocam sen ne güzel masaj yaparsın. Anatomik. Ben İbrahim'e de söylüyorum. Diyorum ki ya İbrahim sen ne güzel masaj yaparsın diyor. Hoşuna gidiyor ona hemen tık 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 iki tane bizi sıkıyor ama bir rahatlıyorum. Çünkü anatomiyi bilen insanlar dokunacağı yeri de biliyor. Masaj yaptırmak da aslında hani herkese yaptırıyoruz ya sık buralarımı canım çok ağrıyor falan diyoruz. Yanlış bir yere dokunursa orada sıkışma yapar. Yok. Yani lağımın tıkanması gibi. Aynen. Tabii. Yani hani nereye dokunacağınızı enjeksiyon yaparken de böyle. Enjeksiyon yaparken şimdi
hasta geliyor diyor ki hocam enjeksiyon öneriyorum. Diyorum ki şuraya bir enjeksiyon yapacağız. Yaptırdım daha önce işe yaramadı diyor. Şöyle değil. İşte masaj gibi o bilinçli, da. Nereye yapacağınızı, nereye ne yapmanız gerektiğini hocam, iyi bilmek lazım. Hocam program sonunda numaralarımızı veriyoruz tabii birbirimize. Ki, tabii ki. Ben size hem ozona geliyorum hem şu ağrılarıma iki tane bir şey sok da tabii, ağrılarım memnuniyetle. Varsa. Şeref diyorum. Bayılırım. Efendim bugün Taylan Temel Beyefendi'yi sayın değerli hocamız, doçent doktor Taylan Temel'i ağırladık. Fıtıkla ilgili herhangi bir sorunuz olduğunda iletişim numaraları var. Ve müthiş hem modern tıptan hem de geçmiş tıptan bilgileri harmanlayarak size mevcut ağrılarınızdan sizi yok edebilir. Şeref verdiniz. Çok teşekkür ederim. O şeref bana. Sağ olun. Teşekkür ederim.